Hepinize merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kahramanlar bitiyor serisinin yeni bir bölümüne daha karşınızdayım. Evet, bugün sonunda kralımıza başlayacağız. Kraliçemize en son bildiğiniz gibi 30. seviyeye basmıştık. O videoyu izlemeyenler sağ üstteki i butonuna basarak gidebilirler. O videoda gayet güzel bir video olmuştu. 30'a bastık. Zaten gördüğünüz gibi 4 saat kalmış. O da 4 saat sonra bitecek ve sonunda Kömürhasta Okulu'da son seviye kraliçeme kavuşacağım arkadaşlar. Bugün dediğim gibi kralı basacağız. Yine saldırılarım var. Şu anda tam 100.000 kara eksimde var. Ancak bir tane de saldırı yapacağız. Klan savaşımız da var bir yandan. Onu da yapmam gerekiyor. Normalde kralımı basmamam gerekiyor arkadaşlar savaş için. Ancak kraliçemi bitmeyince savaşımı yapamadım. Üstüne üstlük bir de bu bölümde yetiştirmem gerekiyor. Bundan dolayı mecburen kralsız gireceğim o savaşa. Çok da önemli değil zaten. Evet, dediğim gibi bu bölümde kralımızı basacağız. Ancak onun öncesinde saldırı tekrarlarım var her zaman gibi. Dilerseniz daha fazla uzatmadan hemen şunu da hatırlattıktan sonra geçeceğiz. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ne kadar çok beğeni gelirse ben de elinden geldiğince o kadar sık getirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hemen dilerseniz ilk saldırı tekrarımıza geçelim. Evet, gördüğünüz gibi burada yine köyüm nasıl 9 vardı. Nasıl desem, böyle basit bir köy gibi gözüktü gözüme. Karakteri de birazcık köşeye doğru yakındı. Bunu değerlendirerek saldırmak istedim. Artık zaten alıştınız şu devri sallama. Biraz farklı sallar göstermek istiyorum ancak ciddi anlamda zaman sıkıntım var arkadaşlar. Okuldur vesaire, farklı saldırılar hazırlamaya vaktim olmuyor. Ancak bu bölümde yine bir tane farklı saldırı hazırladım. Arada bu tarz ayarlayabilirsem farklı saldırılar da göstermek istiyorum tabii ki. Ancak gün içerisinde yaptığım saldırı dev saldırısı olduğu için mecburen bunu gösteriyorum. Evet, gördüğünüz gibi merkeze kadar girdik. Orada biraz alamayacak gibi olduğumu düşündüm. Çünkü sadece kralım girdi ve arkasında iki tane büyücü vardı. Ancak arkadan yolladığım goblinler bayağı iş gördü diyebilirim. Orada girler bütün karakterini vesaire çaldılar köyün. Köyün aslında alacağız zaten şimdi. Ve köyde hiçbir karakter bırakmayacağız. Belki buradaki toplayıcı da biraz kalmış olabilir. Onu hatırlayamadım şu anda aynen. Sadece o kalacak gibi duruyor. Kömürhasta'nı aldıktan sonra kralımın da zaten canı fazla inmemiş. Hemen savaşı bitirmişim. 38.000 altın, 168.000 iksir, 2.680 karakter almışız. %40'la da 6 kupa almışız. Hemen dilerseniz diğer saldırımıza geçelim. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bu köy farklı bir köydü. Nasıl desem böyle basit gibi gözüküyor ancak karakter deposunu dışarıya doğru koymuş. Bundan dolayı merkeze girmemizi biraz önlemeyi amaçlamış diye düşündüm. Ancak bakalım savaş nasıl ilerlemiş. Kraliçesini dışarı koymuş, kötü bir düzeni vardı. Sadece biraz riskli bir düzendi. Çünkü dediğim gibi birbirimizin içeri girmesi biraz sıkıntı olabilirdi. Ancak oradaki duvar yıkıcılarını çok güzel kullandığımı düşünüyorum ben. Belki de hayatım boyunca kullandığım en güzel duvar yıkıcı kullanımıydı. Bundan dolayı direkt merkeze doğru açtık. Atlama büyüsünü bile kullanmama gerek kalmadı. Ancak kullanacağım. %100 amaçladım bu köyde. Ancak bakalım olmuş mu? Ancak dediğimden dolayı zaten çoğunuz da anlamışsınızdır. Evet, merkezdeki karakter deposunu ve köyün aslında aldık. Atlama büyüsünü de orada yolladım ki devlerim sağa sola gitsin. Diğer bölümleri de temizleyelim. Dediğim gibi %100 amaçladım ancak pek fazla bir şey elde edemedim. Çünkü devlerim öldü. Şifa büyüsü elimde kalmayınca onları da iyileştiremedim. Kran da aşağıda ilerledi ve öldü. Bu şekilde zaten amacımıza ulaştık. Karakterin tamamını aldık köyün. Birazdan ne alırsak kardır diyerekten bekledim. İksir biraz kazanmış olduk bu şekilde. Evet, savaşımız bitti şu anda. Gördüğünüz gibi 246.000 altın, 133.000 iksir, 2.362 karakter aldık. %64 ile 2 yıldızla 20'de kupa kazandık. Güzel bir kupa kazandığımızı düşünüyorum. Dilerseniz hemen diğer saldırımıza geçelim. Evet, yine burada bir köyüm nasıl 9 vardı ve nasıl desem daha önce gördüğüm düzenli, saldırdığım düzenli. Bundan dolayı biraz rahattım. Orada klan kalesini kontrol ettiğim bir tane de iskelet tuzağı ortaya çıkmış. Bu gayet güzel oldu. Bir dev okçuyla vesaire derken oradaki neredeyse hemen hemen tüm okçuları çıkarttım. Köşeye çekeceğim eskisi gibi. Bu zehir büyüsü etki etmiyor bildiğiniz gibi. İki kez gibi dedim, kusura bakmayın. Zehir büyüsü eskisi kadar etki etmiyor. Yani saldırmanız gerekiyor ki birimler ölsün, yoksa ölmüyorlar. Bundan dolayı ben de bunu kullanıp göreceksiniz. Aynen şu anda dışarı çıkıyorlar birimler öldükten sonra. Aynen görüyorsunuz zaten. Bu şekilde bayağı kötü, ondan dolayı büyücüyle vesaire desteklemeniz gerekiyor. Klan karşısını öldürmek istiyorsanız. Orada büyücüm epeyce bir okçuyu öldürdü. Geri kalanıyla da zaten ilgileneceğiz burada. Direkt saldırımı başlattım çünkü onları beklememe, yani saçma olurdu. Beklemem gerekmiyordu onları. 3-5 tane okçu bize sıkıntı yaratmazdı. Evet. Bir tane de mi aşağıdan yollamışım. Niye yollamışım anlamadım. Elim mi çarpmış ne olmuş şu anda emin olamadım ona. Merkeze girdik, orada bir tane atlama büyüsü kullanıyorum diye hatırlıyorum bakalım. Aynen bir şifa ve bir atlama büyüsü arka arkaya yolladım diye hatırlıyordum. Aynen. Devlerin merkeze girmesi için bu şekilde kullandım. Ancak bu saldırıda kötü olan bu tarafa doğru çok fazla büyücüm ve kralım gitti. Merkeze giden goblinler olmasa muhtemelen bu savaştan hiçbir şey alamazdık.
Orada son anda bir şifa büyüsü kullanacağım. Aynen. Ancak goblinlerimin çoğunu kurtaramadım. Şu merkeze giren 3 goblin, hatta 4 goblin köy binasını alacaklar gördüğünüz gibi. Çünkü öfke büyüsü altında çok fazla hasar veriyorlar. Özellikle 6. seviye goblinler ciddi anlamda faydalı olabiliyor. Ya pek fazla istediğim karakteri alabildiğimi düşünmüyorum. Çünkü burada 2 tane karakter sondası var gördüğünüz gibi. Ve ağzına kadar dolu 1300 karakter onlarda varmış. Dediğim gibi 1300 karakteri bırakmış olsak da yine güzel bir oran aldığımızı düşünüyorum ben. Kralımın da ölmesini bekledim. Önemli değildi. Ve bu şekilde de savaşımız bitmiş oldu. Hemen bakıyoruz. 119.000 altın, 68.000 iksir, 2500 kara iksir almışız. %48 ile 5 de kupa kazanmışız. Hemen diğer saldığımıza geçelim. Evet, devam ediyoruz. Yine burada güzel bir kara iksir oranı var ve altın iksir de fena değildi. Hatta güzeldi. Bu köye saldırdım. Yine devlerimi iki koldan yolladım. Merkeze de duvar iksirlerini yolladım. Ancak ilk duvarı yıktıktan sonra havan bayağı bir pert etti diyebilirim. Elimde bir tane duvar iksiri kalmıştı. Onu yolladım ancak pek fazla etkili olmadı maalesef. Arkasından bütün birimlerimi yolladım. Klanklem'de yolladım. Orada yanlış bir şifa büyüsü kullandım. Elim çarptı yanlışlıkla. Goblinler yerine oradaki şifayı kullanmışım. Ancak önemli değil. Zaten ihtiyacımıza kalmıyor. Merkeze biraz sıkıntı yaşadık. Orada D bomba vesaire patlamıştı. Bundan dolayı bayağı bir ölü hatırlıyorum. Patlamışım şu anda, emin olamadım. Sanırım patlamamış. Orada niye öldü oradaki büyücüler? Ve öldü mü şu anda? Belki de yanlış saldırıyı söylüyorum arkadaşlar. Yanlışım varsa kusura bakmayın. Öyle hatırlıyordum. Muhtemelen yanlış hatırlıyorum. Oradaki büyücülerin hepsi zaten öldü gördüğünüz gibi, büyücü kulesinin gazabına uğradılar. Devlerim de aşağıdan ilerliyordu. Beklettim %50'yi de alır mıyız derken pek fazla da alamayacağımızı zaten anlamışsınızdır. Enteresan bir cümle oldu. 252.000 altın, 213.000 iksir, 2862 kara iksir aldık. 7 de kupa kazandık. Hemen diğer saldırı tekrarımıza geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 787.000 altın, 710.000 iksir, 5433 kara eksirlik bir savaşımız var burada. Tabii ki hepsini alamadım, bir köyüm nasıl onda, ancak yani böyle bir ganimete en son ne zaman denk geldim inanın hatırlamıyorum. Gerçekten muazzam bir rakam. Toplamda yaklaşık 1.5 milyon ganimet ediyor altın ve eksir oranı olarak. Ve bu gerçekten mükemmel bir oran, dediğim gibi yani böyle bir köy çıktı. Benim hedefim tabii ki kara eksirdi. Yani normal altın eksiri düşünmedim. Özellikle bu orduyla zaten almam biraz zordu. Bundan dolayı kara eksir odaklı saldırdım. Öncelikle burada devlerimi yolluyorum, duvar kişiler vesaire derken orayı temizlemeye çalıştım ancak pek fazla başarılı olamadım başta. Tekrardan da iki tane dev yolladım ve duvar kişilerimi yolladım. Ve orada goblinle oradaki kara eksir sondasını almaya çalışıyorum zaten, görüyorsunuz. Neyse, tamamını aldık. Birazcık kalmış, hatta aynen hepsini almışız. Daha sonrasında biraz da altın eksir alayım dedim. En sonunda tabii ki onu yapacağız. Daha sonrasında bu taraftan saldırıyorum diye hatırlıyorum. Bakalım. Aynen aşağıdan barbarlarla biraz ganimet almaya çalışmışım. Şimdi asıl saldırımıza başlayacağız. 2 tane karakter sondası burada. Gördüğünüz gibi full bir şekilde bekliyor bizi. Üstüne üstlük tane karakter deposu burada. Alttan yine barbarlarla vesaire biraz ganimet almaya çalıştım. Oradaki duvar ikizlerle vesaire oraya açtım ki belki orada karakter deposuyla altın deposuyla altın madeni alırız diye planladım. Ancak istediğim gibi gitmedi oradaki durum. Daha fazla da birliklerimi harcamak istemedim. Konuşamadım orada, bir anda fark etmişsinizdir. Evet, yine yukarıdan dediğim gibi saldırıma başladım. Klan kalem işte kralımdır vesaire her şeyi yolluyorum. Direkt buradaki kara eksire odaklandım ben. Onu alıp çekilmek istedim. Bayağı bir yüksek kara eksirdi, gördüğünüz zaten size başta 5000'li bir kara eksirdi. Hemen atlama büsü yolladım oradaki duvar yıktıktan sonra. Direkt merkeze gitmeler açısından. Ve istediğim gibi de ilerledim. Oradaki kara eksir deposunun tamamını alamıyorduk diye hatırlıyorum. Şifa büyülerini kullandım ancak şifa büyüleri pek fazla etkili olmadı maalesef. Çünkü cehennem kulesine işlemiyor bildiğiniz gibi şifa büyüleri. Köyde sadece 929 kara eksir kalmış. Daha fazla bir şey kalmadı. Ancak altın ve eksir olarak daha 900.000 var arkadaşlar köyde. Ancak ona yapabileceğim bir şey yoktu. 327.000 altın, 224.000 eksir, 4500 kara eksir aldık. %40 ile kaldık. 21 kupa verdik ancak önemli değil. Hemen diğer saldırı tekrarımıza geçelim. Evet arkadaşlar, bu sefer bir köy binası 9 ancak 4240 kara eksir teklif ediyor. Bu da gerçekten çok güzel bir rakamdı. Tabii ki bunu es geçmedim. Öncelikle aşağıdan biraz opcamla vesaire buradaki birimler alacağım. Ve burada 2 tane karakter sondası full bir şekilde bekliyordu. Onları almaya çalışacağım, bakalım başarılı olabilmiş miyim. Kraliçe de orada nöbette bekliyor gördüğünüz gibi. Evet, opcam biraz yıkmaya başladı. Ben onları bekliyorum, onlar yıkasın zaten, ondan sonra devlerimi yollayacağım. 2-3 tane dev harcadım, orada yanlışlıkla duvar kişilerini yolladım. Elim onlara gelmiş meğerse, bazen böyle hatalar yapabiliyorum. Büyücüler ve arkadan barbar okçular derken
Oradaki iki tane karakter sonrasını çok rahat bir şekilde aldık zaten. Siz de görüyorsunuz. Sadece burada biraz kalmış, onu sonradan fark ettim. Savaş bitiminde fark ettim. Önceden fark etseydim alırdım onu. Neyse önemli değil, zaten yarısını aldık toplam karakterin. 2000 karakteri sadece oradan aldık. Yukarıdan da devlerimi barbarlarıma okuyacağım derken bütün birilerini yine yolluyorum. Merkeze bir tane atlama büyüsü ve bir tane şifa büyüsü yollayacağım diye aynen hatırlıyordum. Ve kralım biraz dışarıya gitti rakip kralın yüzünden. Ancak önemli değil, dediğim gibi merkez giden birimlerim yeterli oldu oradaki karakteri ve köyün aslında almama. Hemen ikisi alalım, orada bir tane de zehir büyüsü kullandım iskelet tuzaklarına. Çünkü onlar biraz sıkıntı yaşatabiliyor. Burada dev bomba patlamasından çok korkuyordum. Çünkü oradaki büyücüler olmasa köyün aslında alamazdık. Burada klan kalesini aldık ve oradaki karakteri de almış olduk. Sadece köyde 16 karakter kaldı, o da burada. Yani gerçekten çok muazzam bir rakamdı köyün aslında 9'a göre. 134.000 altın, 179.000 iksir, 4.224 karakter aldık. 8'de kupa kazandık. Hemen son saldırı tekrarımıza geçelim. Son saldırı tekrarımıza da gördüğünüz gibi bu sefer farklı bir saldırı yaptım. Bölüm başında da söylemiştim, bu bölümlük böyle bir şey yaptım. Ancak sevmiyorum arkadaşlar bu tarz balon vesaire saldırılarını. Bayağı bir köy aradım bu saldırı yöntemine göre. Ancak bir türlü güzel köy bulamadım, güzel karakterli köy bulamadım. Buna da artık saldırayım da bitsin dedim. Çünkü dediğim gibi bölümü yetiştirmem gerekiyordu yarına. Daha doğrusu siz bugün izleyeceksiniz. Bugüne neyse, enteresan bir konuşma olduğunu katmayayım hiç. Orada bir tane öfke büyüsü kullandım ve buradaki balonlar içinde bir tane hız büyüsü kullandım. Merkez gereken bir tane şifa büyüsü kullanıyorum ancak biraz geç kaldım düşünüyorum. Kraliçe de bayağı bir etkili oldu orada. Merkeze gördüğünüz gibi balonlar mesela giriyor. Yanıma da 2 tane, hatta 4 tane duvar kıcı almıştım ki merkeze doğru açabilelim ve bayağı güzel açtık. Ancak kralım beni sattı diyebilirim. Merkezdeki köy binasını alamadık onun yüzünden. Halbuki niye yani buraya gider bir insan? Burada boşluk var. Adam gidiyor buradaki duvara vuruyor. Gerçekten enteresan bir adam bu kral. Allah'a şükür bugün vuracağız diyorum. Bugün basacağız da bir hafta yatacak. Bundan sonra herhalde bir 9 oluyor değil mi? Aynen 9 hafta bu da yatar gibime geliyor. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Eğer her hafta karakterini yiyebilirsem. Evet, orada kralım baktım sağa sola doğru gitti. Ben de fazla uzatmayacağım zaten. Hemen saldırıyı bitireceğim. %50'yi kurtardıktan sonra balonlarımda buradaki sağmalar temizlemiş zaten gördüğünüz gibi. Evet. Bütün büyülerini de kullandım elimde kalmasın diye. 18.000 altın, 72.000 iksir, 1.990 karakter aldık. 7'de kupa kazandık. Güzel bir oran değildi ancak dediğim gibi farklı bir saldırı olsun istedim. Kötü saldırdığımı düşünüyorum. Zaten siz de fark etmişsinizdir bunu. Şimdi yine bir tane can saldırı yapacağız tabii ki. Ordum yine aynı ordu. Sadece klan kalemde 6 tane balon nedir ya? Balon varmış. Ne kadar komik. Bu zehir büyüsünü taşlamamıza gerek yok herhalde. Zaten klan kalemizde var. Büyülerim de yine aynı şekilde, kralım da yanımda. Hemen aramaya başlayalım. Güzel bir köy bulursak beraber basarız. Bulamazsak ben yine tek başıma aramaya devam ederim. Aslında bu köy fena değil. Ancak şunu söyleyeyim. Köy binasıyla klan kalesi arasında baya bir boşluk var. Bundan, klan kalesi diyorum. Karayiksir deposunda baya bir boşluk var. Bundan dolayı ikisini almamız biraz zor olabilir. Kral kraliçesi de zaten yaşıyormuş. Bunu geçelim, daha fazla uzatmayalım. Ondan dolayı hemen geçtim. Hepsini alamayacağımızı düşündüğümden dolayı zaten fazla da bir oran yoktu. Devam edelim, birkaç tane köy beraber bakabiliriz. Dediğim gibi bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarınızda belirtin arkadaşlar. Önerilerinizi de bekliyorum. Orada önerileriniz de varsa yaparız bunu. Tabii ki mantık çerçevesi içerisinde olursa sevinirim. Tutup da yani full karakterli ordularda önermeyin. Çünkü zaten karakteri amaçladığım bir ordu. Pek fazla, daha doğrusu amaçladığım bir seri. Bundan dolayı karakteri elinden geldiğince az harcıyorum gün içerisinde. Sadece devli ordularla saldırıyorum. Zaten siz de fark etmişsinizdir saldırı tekrarlarından. Hemen birkaç tane de köy arayalım. Bakalım, bunu da geçelim. Son köyümüz de bu olsun arkadaşlar. Daha fazla uzatmayayım. Sizleri burada bekletmek istemiyorum ben. Evet, karakterini rahat bir şekilde alırdık. Ancak kraliçem yanımda değil maalesef. Onun eksikliğini hissediyorum. Yoksa rahat bir şekilde alabilirdik. Her neyse, ben bir köy bulup tekrardan geliyorum. Evet arkadaşlar, burada bir köy bulduk. Yani güzel bir oranı var. 3200 karakter teklif ediyor. Ancak buradaki toplayıcısındaki karakter maalesef alamayacağız. Ancak yapacak bir şey yok. Buradan saldıracağım inşallah. Tamamını alabiliriz karakterinin. Tamamını alamayacağız ancak. Burada karakterin sonrasından dolayı. Onu düzelteyim. Tamamını almamız mümkün değil pek fazla. Evet. Hemen yukarıdan yine devlerimi yollayacağım. Ancak klan karakterini kontrol etsemiydik. Ya boşver, bir şey olmaz. Aynen şuradan ben hemen devlerimi iki koldan yollayacağım. Arkasından büyücülerimi yollayamadım. Aynen.
ve barbarlarım, okçularım derken buradan hemen duvar ekleyeceğim da öleyim. Nereye gidiyorsunuz ya? Her neyse şurada bir tane şifa büstü de kullanacağım. Kralım da yolluyorum. Klan kalem. Klan kalemden de ne çıktı ya? Gerçi farkındaydım onun çıkacağını da. Şimdi kötü oldu. Her neyse hemen şuradan goblinlerimi de yolladım. Buradaki balonlar bari biraz iş görse. Oradaki D bomba çok fena canımızı yaktı arkadaşlar. Gerçekten çok kötü oldu oradaki D bomba. Şu şifacımı hayatta tutmam gerekiyor. Golem çıktı klan kalesinden ya. Bu nasıl bir şanssızlıktır arkadaşlar, ben anlamadım. Golem nedir ya? Oradaki büyücümüz de ölecek maalesef şifa büyüsünün etkisi geçtiğinden dolayı. Aynen. Başarısız bir saldırı bizi bekliyor. Evet, kralım maalesef ölecek. Bari köy binasını alalım da kupa kaybetmeyelim. Vur bir tane daha. Köy binasını bile alamadık. Bayağı kötü bir saldırı oldu. Kupa da kaybedeceğiz. Gerçekten bölümü böyle kapatmak istemezdim. Bu saldırıyla kapatmak istemezdim. Ancak maalesef böyle bir durum oldu. Ya neden böyle oldu derseniz, buradaki hemen orada geldi de, şuradaki dev bombanın patlaması ve devlerimin bu tarafa doğru gitmesi çok kötü oldu arkadaşlar. Buradaki atlama büyüsüne gitmeyip buradaki duvara yönelmeleri gerçekten çok enteresan. Ciddi anlamda şanssız saldırı oldu. Ancak gitmelerindense buradaki dev bomba bizim canımızı çok yaktı. Zaten size gördünüz, neredeyse 10 tane 15 tane büyücü orada pert oldu. Neyse önemli değil, canımız olsun. Gerçi 15 tane büyücü de yokmuş, fena salladım. Bütün büyücülerimiz gitti diyebilirim. 43.000 altın, 37.000 iksir, 353 karakter aldık. 27 de kupa kaybettik üstüne. Gerçekten başarısız bir saldırıydı. Canımız sağ olsun, önemli değil. Yeterli karakterimiz var Allah'tan. Bir tane saldırıda yapmak zorunda kalmayacağız. Hemen birlik isteyeyim. Yani balon tazı vesaire önemli değil, neyse. Evet, kralımızı basacağız dediğim gibi. Onun öncesinde bir tane duvar basalım. 4 milyon altımız varmış. Hemen şuradan ben yine bölüm dışında duvar basmaya devam ediyorum. Yavaş yavaş onları da bitireceğiz. Merak eden arkadaşlar için dilerseniz hemen göstereyim şuradan. 50 duvarım kaldı arkadaşlar. Tam olarak şöyle bir dizeyim şuraya. Şöyle bir tane de böyle çekelim. Hani yetmiyor bile. 50 duvarım kaldı. Bunlardan sonra duvarlarım da bitecek inşallah. Bakalım, acelem yok dediğim gibi. Daha öncesinde söylemiştim. Evet, dilerseniz hemen kralımı 100.000 kareksiyle basalım. Ne olacak? Ya bir şey olmayacak aslında. Çok fazla etkisi olmayacak. Ancak 25'e biraz daha yaklaşacağız. 30'a biraz daha yaklaşacağız. Bakarsanız 25'te köyüm nasıl basarım, 30'da basarım. Yani o anki ruh halime bağlı. Yani yazı beklemek istiyorum. Çünkü yazın daha fazla ilgilenebilirim oyunla. Bundan dolayı yazın belki köyüm ona basabilirim. Bunu daha sonrasında konuşuruz zaten. Evet, hemen kralımızı 7 günlük süresi varmış. 100.000 kareksiyle vererek basıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İkisi de bir arada yatıyor. Bu 3 saat sonra 4 saat sonra uyanacak. Bu 7 gün sonra uyanacak. Böylece bu bölümün de sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla bu seriden gelmesini istiyorsanız mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Herhangi bir sorunuz, düşünceniz varsa yorum olarak da belirtebilirsiniz. Ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımda görüşünceye dek hoşça kalın.